Arkadaşlar ben Ahmet Kaya Hoca. Geçen dersimizde anlatım bozukluğunun 3. bölümünü işlemiştik. Şimdi 4. ve son bölümünü bitiriyoruz ve başlıyoruz. Bu bölümde arkadaşlar tamlanan eksikliği yani tamlama yanlışlıkları kısmını konuşacağız. Arkadaşlar sıfat ve adın aynı tamlanana bağlanması anlatım bozukluğuna neden olacak. Özel kelimesi sıfat, kamu kelimesi isim. Bu ikisi arkadaşlar kuruluşlar kelimesine bağlanmış. Bu yüzden anlatım bozukluğu oluşmuş. Yani özel kuruluşlarında diyemem. Özel kuruluşlarda getirmem lazım. Şuraya ne getirmem lazım? Kuruluşlarda getirmem lazım. Ve kamu kuruluşlarında şeklinde devam ediyor. Özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarında. Bu şekilde olmalı. Evet şimdi örneklerimize bakalım. İşte doğa ve toplumsal olayları inceledik demiş. Doğa olayları değil. Neyi inceledik? Doğa olayları inceledik diyemem. Ne demeliyim? Doğa olaylarını demeliyim. Şuraya olaylarını gelmeli. Dün epik ve aşk şiirleri okuduk. Buraya arkadaşlar ne getirmem lazım? Epik şiirler getirmem lazım. Evet şiirler diyorum. Bir sonrasındayız. Son derste belgisiz ve sayı sıfatlarını öğrendik ifadesinde belgisiz sıfatları öğrendik gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Nasıl olmalı o zaman? Belgisiz sıfatları ve sayı sıfatlarını şeklinde şuraya belgisiz sıfatları demeliyim. Gençler duygusal ve kişilik sorunları yaşıyor. Duygusal sorunlar ve kişilik sorunları denmeli. Şuraya sorunlar gelmeli. Bir sonrasındayız. Politik ve ahlak yozlaşması önemli bir sorundur denmiş. Politik yozlaşması değil, ne demeliyim? Şuraya politik yozlaşma demeliyim. İlimizde sanat ve kültürel etkinlikler düzenleniyor. Kültürel sıfat, sanat isim arkadaşlar. Hem isim hem sıfat aynı kelimeye bağlanınca anlatım bozukluğu oluşacak. İlimizde sanat etkinlikleri ve kültürel etkinlikler. Bu zaten tamam. Buraya ne getirmeliyim? Sanat etkinlikleri getirmeliyim. Evet, etkinlikleri demeliyim. Devam edelim. Ülkemiz Suriye'ye medikal ve gıda yardımı yaptı. Medikal yardımı değil. Ne diyeceğiz? Medikal yardım ve gıda yardımı. Medikal sıfat çünkü arkadaşlar. Burada medikal yardım dememiz lazım. Tam şuraya. Tüm özel ve devlet okulları tatil edildi. Özel okulları tatil edildi denmez. Ne demeliyim? Şuraya özel okullar tatil edildi demeliyim arkadaşlar. Evet buraya özel okullar tatil edildi demeliyim. Bir sonrasındayız. Oyunları belediye ve özel tiyatrolarda sahnelenen pek çok yazar var demiş. Belediye tiyatrolarda diyemem. Ne demem lazım? Belediye tiyatrolarında demem lazım. Evet buraya tiyatrolarında gelmeli. Özel sıfat çünkü arkadaşlar buna uygun ama belediye kelimesi buna uygun değil. Bu önlemler ekonomik ve sağlık açısından. Ekonomik sıfat, sağlık isim aynı tamlanana bağlanmış arkadaşlar. Ekonomik açıdan ve sağlık açısından demeliyim. Buraya açıdan gelmeli. Ekonomik açıdan demeliyim. Burada da tamlama eksikliği ve tamlanan eksikliği karşımıza gelmiş olacak. Evet burada ekonomik açıdan demeliyim. Burada tamlanan eksikliği karşımıza gelecek. Bir sonraki kısımdayız. Bu ülke teknik ve bilgi yardımında bulunacağız. Teknik yardımda. Evet şuraya teknik yardımda demeliyim arkadaşlar. Evet yardımda diyeceğim. Evet bu bölge coğrafi ve iklim açısından. Coğrafi açısından diyemem. Coğrafi açıdan demeliyim. Şuraya ne getirecekmişim? Açıdan getirecekmişiz. Evet. Bu şekilde yine tamlama yanlışlığı karşımıza gelecek. Bir sonraki bölümdeyiz. Arkadaşlar bu bölümde yine tamlayan eki eksikliği ve tamlayan eksikliği kısımlarını konuşacağız. Tamlanan kullanıldığı halde cümlede tamlayan kullanılmazsa tamlayan eksikliği oluşur. Tamlanan ve tamlayan kullanıldığı halde tamlayan eki kullanılmazsa tamlayan eksikliği oluşur. Şimdi bu soyut ifadeyi biraz somutlaştırırım örneklerle. Öğretmenler dinledikleri şiiri çok beğendi. Bana şairini soruyorlar demiş arkadaşlar. Neyin şairini?
şiirin, yani şu şiirin şairini, buraya şiirin şairi denmeli arkadaşlar. Yani burada tamlayan eksikliği var. Bir eleştirmen eseri yazarın şahsiyetiyle ilişkilendirmesi yanlıştır. İlişkilendirmesi. Kimin ilişkilendirmesi? Eleştirmenin. İşte burada in gelmeli arkadaşlar. Yani şuraya in gelmeli ve burada da tamlayan eki eksikliği var. Şimdi sorularımıza bakalım. Öğrenciler bu programa katılması gerekir. Katılması, kimin katılması? Şuraya öğrencilerin denmeli. O binayı ne gördüm ne de yerini bilirim. O binayı ne gördüm? Yerini, onun yerini değil mi arkadaşlar? Binanın yerini. Şuraya binanın yerini denmeli. Bir sonrasındayız. Bu duygular insanın yanıltıcı olduğu bilinmelidir. Yanıltıcı olduğu neyin yanıltıcı olduğu? Bu duyguların. İşte buraya ın gelmeli. Çocuklarıyla konuşur. Yanlışa düşmemeleri için çalışırdı. Kimin yanlışa düşmemeleri? Çocuklarının ya da onların. Tam şuraya arkadaşlar. Çocuklarının ya da onların gelmeli. Evet, bir sonrasındayız. Arkadaşına yardım ederek mutlu olmasını sağladı. Kimin mutlu olması? Arkadaşının. Şuraya arkadaşının gelmeli ya da onun. Her insan doğanın kirlenmesini önlemek için duyarlı olması gerekir. Kimin duyarlı olması? Her insanın. Şuraya ın gelmeli. Evet, tıklayalım. In gelmeli. Bir sonrasındayız. Her önüne gelen, aklına esen sözcüğü dilimize mal etmesi yanlıştır. Kimin mal etmesi yanlıştır? Her önüne gelenin. İşte buraya ın gelmeli. Tamlayan eki eksikliği oluyor. Tanıdıklarından alışveriş yaparak para kazanmalarını sağlardı. Kimin para kazanmaları? Tanıdıklarının. Şuraya tanıdıklarının gelmeli ya da onların. O da olur. Evet, bir sonrakindeyiz. Evet arkadaşlar, büyük emek harcanarak yazılan eserler bilimsel bir yaklaşımla değerlendirilmesi, neyin değerlendirilmesi? Eserlerin. Şuraya in gelmeli. Evet, tıklayalım. Öğrenciyi düşünmeye yönelten ve bir konu üzerinde eleştiri yapmasını sağlayan bir anlayıştı bu. Kimin eleştiri yapmasını? Öğrencinin ya da onların. Evet, devam edelim. Mutfak harcamalarına dikkat ederek birikim yapmasını sağlıyor. Kimin ya da neyin birikim yapmasını sağlıyor? Ailenin birikim yapması. Burada arkadaşlar ailenin gelmeli. Dikkat ederek şuraya ailenin gelmeli. Türkiye'ye yöneltilen şikayet de bu mantık doğrultusunda değerlendirilmesi gerekir. Neyin değerlendirilmesi? Şikayetin. İşte buraya in gelmeli arkadaşlar. Tam şu noktaya. Evet, buraya in gelmeli. Bu şekilde değerlendirmeliyiz. Bir sonrakindeyiz. Ek yanlışları kısmındayız arkadaşlar. Burada da cümlede eklerin yanlış veya gereksiz kullanılması anlatımı bozar demiş. İyilik eki gereksizliği %99 sini şeklinde karşımıza gelecek. Arkadaşlar yürümesini, yemek yemesini, araba sürmesini gibi kullanırsak gereksiz oluyor. Araba sürmesini babasından öğrenmiş. Araba sürmesini değil, sürmeyi denmeli. Onun sürmesini gibi oluyor. Halbuki kişi kendisi sürmeyi öğrenmiş şeklinde düşüneceğiz. Araba sürmesini değil, araba sürmeyi olmalı arkadaşlar. Bu yüzden şuraya iyi gelmeli. Peki, bana ilgi göstermesinin nedeni beni çok sevmesindendir. Bu örneği daha önce verdim, hatırlarsınız. Burada arkadaşlar şu neden ifadesi den anlamını sağlar. Bu yüzden ya deni atacağım ya da nedeni atacağım. Bu şekilde düşüneceğim. Hemen bakalım, binlerce taraftarların umuduydu. Burada arkadaşlar binlerce diyorsam zaten çokluk anlamı var. Taraftarlar denmez. Burada lar eki çoğul ve gereksiz arkadaşlar. Bu yüzden buna dikkat. Sanatçıların kendi çizgisinde sebat göstermelidir ifadesine bakalım. Sanatçıların da ın var. Şuraya sanatçıların kendi çizgisinde sebat göstermesi gerekir gibi bir şey olması gerekiyordu. Ama böyle değil. Bu yüzden arkadaşlar bunu ne yapacağız?
atacağız ve arkadaşlar sanatçılar kendi çizgisinde sebat göstermelidir şeklinde ifadeyi kullanacağız. Evet, burada ın eki tamlayan eki gereksiz olacak. Şimdi sorularımıza bakalım. Olayın üzerinden birçok seneler geçti ifadesine bakıyoruz arkadaşlar. Zaten birçok da çokluk anlamı var. Seneler denmez. Çoğul eki gereksiz. Tek isteğimiz sınavları kazanmamızdır. Arkadaşlar burada kazanmamızdır değil, kazanmaktır olmalı. Evet, bir sonrasındayız. Sınavı kazanmasının nedeni çok çalışmış olmasındandır demiş. Hem neden ifadesi var hem de dan eki var. Bunlardan birini atmalıyız. Evet, ihaleyi birçok yerli ve yabancı firmalar. Hem birçok demiş hem de firmalarda lar eki var. Çoğul eki gereksiz diyorum. Evet. Bir sonrasındayız. Gülmesini bilmeyen dükkan açmasın demiş arkadaşlar. Burada gülmesini bilmeyen değil, gülmeyi bilmeyen olmalı arkadaşlar. İyilik eki gereksiz. Bodrum'da birçok festivaller düzenlendi bu yaz demiş. Hem birçok demiş hem de lar eki gereksiz kullanmış. Bu yüzden arkadaşlar lar eki gereksiz olacak. Bir sonrasındayız. O örgüte üye ne kadar memurlar varsa hepsini attılar demiş. Ne kadar memurlar değil, ne kadar memur varsa lar eki gereksiz olacak. Evet. Bu bestesi onun en güzel eseridir bana göre demiş. Onun bestesi zaten, onun eseri denmez. Bu yüzden bu gereksiz iyilik eki kullanımı olacak. Bir sonrasındayız. Yazarlarımızın köy yaşantısına ilgilenmesi gerekir. Köy yaşantısına ilgilenmesi değil, köy yaşantısıyla ilgilenmesi olmalı arkadaşlar. Evet, değerlendirelim. Bu unsurların hiçbir yerde satılamaz, kullanılamaz. Bu unsurlar hiçbir yerde satılamaz ve kullanılamaz. In eki gereksiz olacak. Evet, bir sonrasındayız. Biricik arzumuz sınavı kazanmak ve iyi bir bölüme girmemizdir. Arkadaşlar burada mak var. Burada da mame var. Ya bu mak olacak ya da bu mame olacak. Yani şöyle olacak. Biricik arzumuz sınavı kazanmamız ve iyi bir bölüme girmemizdir olabilir. Ya da sınavı kazanmak ve iyi bir bölüme girmektir olabilir. Bu şekilde düzelteceğiz. Ucu yırtık yabancı paraların Merkez Bankası dahil hiçbir yerde işlem görmüyor. Paralar hiçbir yerde işlem görmüyor olacak. Burada ın eki gereksiz olacak. Bu şekilde düşünebilirim. Evet, bir sonrakindeyiz. Evet arkadaşlar, son bölümdeyiz. Çatı uyuşmazlığı kısmına geliyoruz ve çatı uyuşmazlığında da yan cümle ile temel cümle yüklemlerinin çatı bakımından uyumlu olması gerekir. Yani birisi edilgense diğeri de edilgen, birisi etkense diğeri de etken olması gerekir. Şimdi hemen bakalım. Aileye telefon ederek bu etken. Hepsinin İzmir'e gelmesi istendi. Bu edilgen neye var bakın? Bu edilgen. O zaman arkadaşlar ya şöyle olacak ifade. Aileye telefon edilerek hepsinin İzmir'e gelmesi istendi. Böyle de diyebilirim. Aileye telefon ederek hepsinin İzmir'e gelmesini istedi diyebilirim. Evet, şimdi sorularımıza bakıyoruz. Evet, hangisine çatı uyuşmazlığını gidermek için alçı sözcükler nasıl olmalıdır demiş. Bütün sorunlar halledilip edilgen gidecek etken. O zaman nasıl olmalı arkadaşlar? Bütün sorunları halledip olmalı. Evet. Sahipsiz hayvanlar toplanıp bu edilgen şehir dışına çıkaracak demiş. Bu çıkaracak etken. Bu etken, bu edilgen nasıl olmalı? Sahipsiz hayvanlar toplanıp şehir dışına çıkarılacak olmalı. Arkadaşlar çıkarılacak denmeli. Bir sonrasındayız. Sorular çok dikkatli okuyarak çözülsün demiş. Çözülsün edilgen, ül var. Okuyarak etken arkadaşlar. Nasıl olmalı? Sorular çok dikkatli okunarak olacak. Burası okunarak olmalı. Evet, çatı uyuşmazlığı. Çok emek harcanıp bu edilgen kazanabilmiş, bu etken harcanıp edilgen. Nasıl olmalı o zaman? Çok emek harcayıp az para kazanabilmiş. Burada harcayıp denmeli. Devam ettik. Bu eserin nasıl incelenip eleştireceğini öğrenmen gerek arkadaşlar. Eleştireceğini etken
Öğrenmen bu da etken, incelenip edilgen. Ne var bakın? O zaman ne olmalı? Bu eseri nasıl inceleyip eleştireceğini öğrenmen gerek. Burada inceleyip olmalı. Evet, tıklayalım. Ev temizlenip eşyaları yerleştirdik. Yerleştirdik etken, temizlenip bu edilgen arkadaşlar nasıl olmalı? Temizleyip eşyaları yerleştirdik olmalı. Bu şekilde düşüneceğiz. Devam edelim. Bir basın toplantısı yaparak olaylarla ilgili gelişmeler kamuoyuna açıklandı ifadesine bakalım. Açıklandı edilgen, yaparak etken arkadaşlar nasıl olmalı? Bir basın toplantısı yapılarak olaylarla ilgili gelişmeler kamuoyuna açıklandı şeklinde olacak. Yapılarak olacak burası. Evet. Bütün pencereleri açmadan oda havalandırılmaz. Bu edilgen, bu etken. Arkadaşlar nasıl olmalı? Bütün pencereler açılmadan olmalı. Evet, burası açılmadan şeklinde olmalı. Evet, bir sonrasındayız. Ve son soruya geliyoruz arkadaşlar. Her ne kadar şehir dışına taşınmışsa bile beklenen rahatlığa kavuşulamamıştır. Arkadaşlar kavuşulamamıştır edilgen. Taşınmışsa etken nasıl olması lazım? Taşınılmışsa bile olmalı. Evet, taşınılmışsa. Tiyatro sinemaya benzediği ölçüde değil, benzemediği ölçüde geliştirilebilir. Bu edilgen arkadaşlar. Ne diyeceğiz o halde? Tiyatro sinemaya benzediği ölçüde değil, benzemediği ölçüde gelişebilir olmalı arkadaşlar. Bu şekilde düşünebiliriz. Evet arkadaşlar, dersimizin böylece sonuna geldik. Lütfen beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık.